Evet arkadaşlar, şimdi kırılma ile ilgili yeni bir soru karşımızda. Şimdi bana böyle bir ifade vermiş. Yarım çeyrek çember var, kırılma indisi n. Bir ışık yolluyorum, n'ye kadar uzak, yükseklikten yolluyorum. Bana sorduğu şey teta'yı nasıl bulacağım? Şimdi bakın, şuraya alfa diyorum. Alfa. Bakın içten paralellikten burası da alfa. Şuraya beta diyorum. Şöyle yazayım, beta. Buraya da gamma. Şu açı gamma, şu açı beta. Şimdi o zaman hemen sin alfa doğrularımı yazayım. Sin yasalarımı. Sin alfa eşittir n sin beta. N sin beta. Görüyorsunuz. Şimdi şuna bakalım. N sin gamma eşittir sin beta. Şu açı gamma, şu açı beta. Şimdi şuna bakalım. Bunları biliyorum. Ama ben aslında sin alfa ile biliyorum. Şöyle bir dik indirirsem burası L. Burası L olacak. Buranın tamamı da R. Şimdi o zaman bakalım. Çünkü bu sonuçta bir yarı çap olduğu için burası da R. O zaman sin alfa ne olacak? Şöyle bakarsak. Sin alfa alfa karşı bölü ve hipotenüsten L bölüyor. L bölü R sin beta eşittir L bölü N. Tamam, bunları buldum. Şimdi gamma'yı bulmama gerek yok, ona nasıl ulaşacağım belli. Şimdi arkadaşlar kosinüse bakalım. Sin alfa L bölü R ise kos alfa nedir? 1 eksi sin kare alfadan ne çıkacak? Şöyle bakarsak sin kare alfadan ne çıkacak? Cos alfa eşittir. Ne çıkacak buradan bakarsak? 1 eksi L bölü L kare bölü L kare. Buradan ne gelir? Cos alfa eşittir. R kare eksi R kare bölü R. Bunu da bulduk. Cos alfa'yı da bulduk. Şimdi sırada cos beta var. Cos beta'yı da yazalım. Cos beta da aynı şekilde n kare r kare eksi r kare bölü n. Sadece r'ı n'a götürdüm. Hiçbir şey yok. Şimdi o zaman bunları hesapladık. Çok güzel. Şimdi sırada sadece ne kaldı? Gamma'yı bulmak kaldı. Gamma da çok zor değil. Şimdi bakın alfa şurası ne olur? 90 eksi alfa. Bakın burası 90 derece. Beta gamma. O zaman ne olur? Şöyle hesaplayalım. Beta artı gamma artı 90 artı 90 eksi alfa eşittir 180. Çünkü üçgen, bakın üçgen bir. Burası bir kenar, burası bir kenar, burası bir kenar. Tamam. Beta artı gamma artı 90 artı 90 eksi alfa eşittir 180. Bunlar birbirini götürüyor. O zaman alfa nedir? Beta artı gamma nedir? Eşittir alfa. Gamma'yı bilmiyoruz. Gamma eşittir alfa eksi beta. Gamma eşittir alfa eksi beta. O zaman hesaplayalım. Sin teta eşittir n çarpı sin alfa eksi beta. Bu da neye eşit? N sin alfa cos beta eksi cos alfa sin beta. Bu bilmediğimiz bir şey değil. Bakın sinüs a alfa eksi beta sin alfa cos beta eksi cos alfa sin beta. O zaman yazalım. Sin teta yazıyorum. Sin teta eşittir n sin alfa l bölü r cos beta n kare r kare eksi r kare bölü n eksi sin beta sin beta l bölü n cos alfa r kare eksi r kare bölü r. Buradan o zaman ne gelecek? En son halde yazmam gerekirse şu şekilde silebilirim artık. Teta'yı da bulacağım çünkü. Başka hiçbir şey kalmadı. Sin
Teta eşittir ne çıkacak buradan? Sintete eşittir ne çıkar? N'leri de götürdüm. Şöyle parantez içine yazayım. N kare, R kare, eksi L kare, bölü R kare, eksi L bölü R, tamam L kaldı, burada da L kaldı. Şunu o zaman daha düzgün yazayım. Artık şuraları da silebilirim çünkü başka hiçbir şey kalmadı elimde. Şunu yazalım. N'ler birbirini sadeleştiriyor, L'ler kalıyor. L bölü R kare parantezini alacağım. Sin teta L bölü R kare parantezini aldım. N kare, R kare, eksi N kare. N kare, R kare, eksi R kare. Eksi R kare, eksi R kare çıkacak. Tamam, başka bir şey yok. N'ler zaten gitmişti, R kareler oldu. Şimdi o zaman teta'yı bulabilirim. Teta eşittir. Sin üzeri eksi. L bölü R kare. L bölü R kare. N kare. R kare. Eksi R kare. Eksi. Bunların kare kökünden bahsediyorum. R kare. Eksi L. Evet. Teta ifadende sin üzeri eksi 1. Şöyle daha düzgün yazalım. Sin üzeri eksi 1. L bölü R kare. N kare. R kare eksi L kare. Kare kök içinde eksi. R kare eksi L kare. N'e 1'i verirseniz görüyorsunuz ki N kare R kare. R kare eksi L kare. Eksi R kare eksi L kareden 0. Yani o zaman herhangi bir şeyde kırılma olmadığına göre teta dediğim ifade zaten 0. Bunun olumlu sağladığını görüyoruz. Bu soruda dediğim gibi sadece işlem var, hiçbir şekilde zorluk yok. Sin tetaları bu. Sinen yasasıyla aradaki açılar arasındaki geçişleri buluyoruz. Sin tetalar, sinler arasında geçişleri buluyoruz. Ve üçgenin iç açıları toplamı 180 derecede bir açıyı diğer cinsinden yazıp soruyu çözüyoruz. Bu sorunun çözümü de bu kadar.